Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Amnesia The Dark Descent'e hoş geldiniz. Oyunda 2 saat beklememek için şöyle bir göz attım ne yapmam gerektiğine. Bir şunlar değil de ondan önce şuradan bir geçmem lazım. Şuradaki iki odadaki şeyleri yok şöyle değil. Şu odadaki şu ağırlıkların yerlerini ezberlemem lazım. Aşağıda yukarıda ortada sağdan başlayarak. Sen arkada aşağıdasın. Ortadasın. Yukarıdasın sen. Ha tamam yaptım. Tamam. Burası böyle çalıştı zaten, makinesizleri falan geri gördüğünüz gibi. O yüzden şimdi iki tarafa da gideceğim ve buradaki şu makineleri şey yapacağım. En aşağıya doğru çekmeye çalışacağım. Şimdi seni çektiğimde ne oluyor? Seni çektiğimde ne oluyor? Hiçbir şey. Seni çektiğimde yapıyor ne oluyor? Ha yok. Sen aşağıda kal. Hayır, aşağıda kalsın. Seni böyle çektiğimde ne oluyor? Seni çektiğimde ne oluyor? Seni en yukarı çektiğimde ne oluyor? Tamam, burayı hallettik. Güzel. Neden böyle bir sistem var bilmiyorum. Bunu yapan mühendisin aklında neler varmış? Ne gibi bir fanteziler varmış? Hiçbir fikrim yok. Is that you? What are you doing? Alexander, o sen misin? Ve nereden konuşuyorsun? Ne nasıl konuşuyorsun? Daha radyoya icat edilmedi. Radyoya icat edilmedi değil mi daha? Daha icat edilmedi. Yani telefonlar var. Telefon sistemi var. Bunların hepsi kocaman bir telefon mu? Mühendislerin çok acayip bir telefon fantezileri varmış. Ha bu zaten bu olduğu yerde. Tamam. Sıkıntı yok. Burası halloldu. Her tarafı hallettik. Sadece burası kaldı. Çok kısa bir video olacak. Bunu söyleyeyim bu arada. Az önce şey yaptım. Bayağı bir saat falan bir voice kaydettim. Zaten öğlen videoyu görmüşsünüzdür. Birazcık çok şey yaşandı ve Ne yazık ki kaydetmedi o oyunu. İlginç bir şey. Şimdi ben bunu yukarı çektiğin zaman şunun kırılması lazım. Evet. O kadar güçlüyüz ki çektik kırdık bu kolu. Hıya. Abi hala dönüyor bu. Beyblade bu. Ah. Dik durdu ha. Şom ağzım konuştu ya. Yazı tura atarsınız dik durmaz ya genelde. Dur bakalım bir daha atacağım. Aynısı olacak mı? Ha yok, bu sefer şey oldu ama buraya yaslanıyor. Şuraya koyacağız değil mi? Şu krankı şöyle koyacağız. Ama hiç gerek yok, direkt buradan geçiyorum zaten. Akıl. Mühendislerin fantezilerine bakılırsa. Ama dik durdu ya, çok ilginç. Alexander çok geç olmadan aynı bitiminin bir yolu olması gerektiğini biliyordu. Arkadaşına geldi, yaşam enerjisini toplamayı öğretmek zorundaydı. Bu kesindi. Bu adam anladığım kadarıyla, benim hikayeden anladığım kadarıyla yaşam enerjisini insanlardaki ve hayvanlardaki artık yaşam enerjisini toplayarak şunu indireceğim değil mi? Bu yaşam enerjisini toplayarak kendi boyutuna gitmeye çalışıyor. Alexander başka boyuttan gelen bir varlık ve sanırım bu boyuttan gelen varlıkların sorumlusu veya başka bir varlık yok Alexander'ın şeyinden gelen. Ve şunu mu çekeceğim? Ne oldu ya? Hacı. Köprü sıkıştı ve yeniden oynamak için itmek gerekiyor. Köprüyü nasıl iteyim ben? Dur bakalım. Halletmedeki en büyük başarımız taş fırlatmak. Taş fırlatın her şeye. Basket. Üçlük. Bu mesafeden olmaz ama.
Bir de ağır bir taş aldım şu anda. Sizi lanet. Pislikler. Buna bakmadım. Bunun olacağını hiç bilmiyordum. Şu içerideki makinenin nasıl çalışacağına bakmıştım. Ve sizleri bekletmemek için ama... Oldu! Taş fırlatı. Her şeye taş fırlatacağız bundan sonra. Boruya taş attık, boru düzeldi. Köprüye taş attık, ilk köprüye taş attık, köprü düştü. Buna taş attık, bu köprü de düştü. Her şeye taş atın ahbaplarım. Her şeye. Anarşi başlıyormuş yarın falan. Do you see, Daniel? It has yielded. What? Ne? The shadow. It has for now. Come. Let's get this out of here so we can get Huzur. Some peace. Yes, let's. Huzur. Where to? Just down the corridor to the morgue. Are there more dead men there? Huzur bulmak için morga giden insanlar var işte. Ne yapalım? Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Artık gerçekleri kabullenmeliyiz. Artık geçsen ha. Daniel gene kafayı yiyor. Daniel sakin kanka. Bu ne? Bakır tüp aldık. Sen kimsin? Sen kimsin? Yardım edin! Buradan 2-3 şey bir şey aldım ama çekici alacak mıyım? Alacağım gibime geliyor. 3 gün mü oldu? Bir seneden bu oraya gelir ki. O zaman ne kadar fazla kalacak, o kadar fazla mı şey yapacak bu? Uykudaysan ve hiç uyanmasan dua edemezsin. Dua olarak. Bakıyorum herhalde başka bir şey var mı almam gereken diye. Çünkü amnezyanın klasik şeyi bu. Almadığınız bir şey oluyor, unutuyorsunuz. Ve şey oluyor. Hadi bakalım gidiyoruz. Michael ne? Michael diyorum. Daniel neler oluyor Daniel? Kapat kapıyı kapat. Merhaba. Vücut halen ölüm sonrası katılaşma gösteriyor ve bir günden eski olamaz. Hey, adam şeyini gördük. Bayağı da sağlammış. Bu ne? Adamlarımın mantar dolu kanalizasyonda çalışmasına imkan veren aşı açık bir başarı oldu. Maalesef işlem zorlaştığında uçaklardan sadece birkaç tanesi düzeldi. Diğerleri mahvolacak ve eninde sonunda deneylerime devam edilmek için onlardan daha fazla yapmak zorunda kalacağım. Uşaklarından daha fazla yapmak zorunda kalacakmış. Daha fazla yapacak, daha fazla uşak yapacak. Bu ifade çok şey olmaya başladı. Da böyle. Uçuyorum ben şu anda. Aşılanmış kanın kanalizasyonu hiçbir enfeksiyon risk olmadan geçmeye yetecek kadar koruma sağladığını unutmamak gerek. Mahkum transferi için işe yarayacaktır. Tabii canım. Bu ne? Daniel için korkuyorum. Çok düşüncesiz. Gittikçe yaklaşan gölge tarafından lekelendi ve kapıdan geçemeyecek. Peki bunu sonunda kabul edilebilecek mi? Aşkım, onun için kötülüğü gördüm. Ona gerçek anlamda nasıl güvenebilirim ki? Agrippa'nın bana yaptığını onu yapmak zorunda olmam ne kadar acımasız bir örneği. Şu anda beni düşünceler sardı. Çünkü... Oyunun sonunda 3 tane son var. Ben bu notu okuduktan sonra hangisinin iyi hangisinin kötü olduğunu anlayamıyorum.
Bizim için iyi olan not aslında kötü olabilir, kötü son olabilir. Uçakların ve mahkumların arasındaki garip ölümler sonunda çözüldü. Görünüşe göre geçenlerde nakliye işlemi için tekrar açılan boşaltma kanalizasyonu garip bir tür zehirli mantar tarafından sarılmış. Kurbanlar bütün bedeni etkileyen hızlı bir hastalık salgınından zarar görmüş. Adamlarımdan bazıları, ben dahil, bu faciadan keyifli bir şekilde kurtulduk. Keyifli bir şekilde kurtulmuşlar. Faciadan keyif almışlar bol bol. Ama bu durum ilerleyişime bir süreliğine ket vuracak. Mahkumlar çabucak oluyorlar. Ve kirlenmiş yaşam özleri aradığım enerjiyi ihtiva etmiyor. Hemen bir aşı üzerine çalışmaya başlamam lazım. Bakır tip oyun için var. Doğru. Şimdi hatırladım. Şuradan geldik, şurayı açacağız. Bize iğne lazım değil mi ya? Bakır tip ince bir bakır tip ama bize iğne de lazım. İğneyi çok iyi... İçi boş iğne, bu yüzden aldık biz onu. Ta nerede aldık biz onu? Hadi bakalım. Burada yağ falan var mı? Her tarafa bakmaya çalışıyorum yağ falan bulmak için ama. Oh, çok iriş bir görüntü. Hadi bakalım. Şırınga. Kafatasını delemez. El matkaba kırıldı ve artık kullanamaz durumda. Cam kavanozu kullanayım mı bunun için? Hakan enceltlik şu anda. Oh, hayır. Hayır. Ölüyüm ben. Böcek mi vardı ya, ona bak. Hangisi daha korkutucu bilmiyorum. Ayağımın dibinde bir böcek olma ihtimali mi? Canavarın beni bulabilme ihtimali mi? Gününüz nasıl geçiyor? Anlatın. Hoş bir muhabbet edelim. Hayır Daniel, hayır. No Daniel, no. Artık canavarın sesi gelmedi. Daniel iyice kafayı yedi. Kaçıyorum ben, koşuyorum. Koş. Run beri, run. Sarnıç girişi, ha. Inner Sanctum'un amacı her zaman küreler üzerine çalışmak ve güçlerini açığa çıkarmaya zorlamak için bir yol bulmaktı. Ama o halen bunun farkında değildi. O dedi herhalde Daniel. Çok karışık kafalar içindeyim şu anda. Alexander mı iyi adam, ben mi iyi adam? Alexander o kadar çocuğu da öldürdü ama, o kadar kişiyi de öldürdü ama anlayamadım ben. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Manonda olayından keyif almışsınız. Videonun keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatla yüksek ömürlülükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.